Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu ara üst üste müze gezileri yapıyoruz. Bu müzeye aslında geçen sene Rus bir arkadaşımla gitmiştim ve o video gerçekten çok güzeldi. Çünkü o arkadaşım da videoda hem size selam vermişti hem videoya dahil olmuştu. Hem de beni o müzeye o götürmüştü. Bana çok güzel gelmişti o ince düşüncesi. Çünkü ben bilmeyenler için söylemiş olayım. Radyo, televizyon ve sinema mezunuyum. O da bunu bildiği için beni bu müzeye götürmüştü. Benim de tabii bu inceliği çok hoşuma gitmişti falan. Neyse, bu videolar silindi. Ben bir senedir buna üzülüyorum. Ama bir türlü de ayarlayıp tekrar bu müzeye gelemedim. Şimdi aşkım, bu ayın sonunda mı kapanıyor? Evet, başka bir yere taşınacakmış. Ekim ayının sonunda şu anki yeri kapanacak. 2025'te farklı bir yerde tekrar hizmet vermeye başlayacakmış. O yüzden de Ekim ayının son haftası gezmek ücretsiz. Ama siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle müze kapanmış olacak 2025'e kadar. Bu müzeyi işte dedik ki hazır böyle yeri taşınacakken taşınmadan tekrar bir ziyaret edelim. Hem de o zaman ben işte arkadaşımla gitmiştim ve Ahmet yoktu. Şimdi onunla gidelim, o da görsün dedim. Arabayı park ettik, oraya doğru şimdi yürüyoruz. Bu 1910 yılında bilet kesmek için kullanılan bir makinaymış. Biletler buradan kesilip kopartılıyormuş. Şu Berlin'deki ilk sinema sanırım 1912'de. Yanındaki 1929. 1938. 1950, 1957, 1960, 1961, 1963, 1995, bu da 2002, bu en yenisi. Açımın hangisi açık biliyor musun? Şu açık zaten herhalde. Değil mi? Zooplast var. Hepsi açıktır değil mi? Öyle midir? Önce öyledir. Bilmiyorum ki, burada hiç sinemaya şey yapamadığım için. Ben de bilmiyorum. Ben izleyemedim. Şuraya gittim ben. Bu zaten şeydeki, Doğu'nun oradaki. Şuraya da gittim. Aynen, bu da açık zaten. Şuraya bu gittim. İçinde Türkçe filmler verilen değil mi? Çoğu var. İçinde Türkçe filmler veriliyor. Herhalde çoğu da açık. Evet, ben de onu anlayamadım. Şurada Mete yazıyor. Yani. Ünlü olmuş şu an. Yok, bence dizi hazırlıyor. Bak, bu da şey, kamera. O zamanki, baksana aşkım filmlere. Ne kadar büyük. Buraya aşım işte ilk geldiğimizde çok başım dönmüştü. Çünkü her yerde böyle aynalar var. İlk girdiğimde çok başım dönmüştü, baksana. Aşağıdakiler aşağı değil mi aslında? Değil. Şu kadar yansımız işte. Hepsi biziz, aynen. Aynen. İşte buraya ilk girdiğimde çok başım dönmüştü aşkım. Derinliği var değil mi? Kat 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 gözüküyor. Korku yüksekliği olduğunu etkilenir mi acaba? Ben korkuyorum ama etkileniyorum da, çok olmasa da. Nasıl yapmışlar? Gözüm alsana aşkım. Ha? 1907 mi dedin? 1907'den bir televizyon. İngiltere Savaş Müzesi diyor. Oradan mı gelmiş? Öyle yazıyor ama. İngiltere Savaş Müzesi'nden geldiği yazıyormuş. Burada Karl isminde birisi var. Bu kişi ilk film yapımcısı mı demiştim aşkım? İlk film yapımcısı. Sinema tarihindeki önemli insanlar hep burada yer almış. Aslında çok güzel bir müze. İşte dilden dolayı anlamıyorum, çevirmem gerekiyor falan. Biraz uzun sürüyor. Çalışması için herhalde. Film kamerasıymış bu işte. 1925. Bu kısım, bu kadına ayrılmış. Müzik çıkartıyorlarmış bundan galiba. Film müziklerini mi bunu yapıyorlarmış acaba? İşte
İlk denemede ben şimdi ne aşkım? Bak film rolosunda şeyler var, fotoğraflar. Onları yansıtıyor buraya. Gördün mü? Evet. İşte ışın cihazı diyor zaten. Yani. Bizim röntgende geçen... Projeksiyon işte aslında. Değil. Şimdiki projeksiyon aşkım. Yansıtma cihazı yani. Cinayet odası mı? Ölüm odası mı? Cinayet. Hangi film acaba bak? Bilmiyorum. Bir şey diyeceğim, çizimleri falan bile çok iyi ya. Şu keskin hatlar falan, o ürküntüyü vermesi. Baksana. Burada da filmde giydikleri kostümler var. Bu adamın kostümü bu. Şurada da filmden kesitler veriliyor. Bu kısmın devamında da aşkım böyle şeyler var. Mesela işte kadınların giydiği kostümler, fotoğraf ya da işte o filmden kesintiler falan. Çok güzel bir müze olmamış mı? Işıkçı. Şu rahat olan yönetmen herhalde. Ağzında bir sigara. Şurası da sahne. Bunlar da hep filmlerden, yani bir filmin şeyini, o çekim alanını yaptıklarını düşünüyorum. Evet. Sence de öyle değil mi? Şu arkada da gerçek stüdyonun oğlanın fotoğrafı var. Yanında da bir film çekiliyor. Yanında da bir film veriliyor. Aa, öyle tıklayarak değiştirebiliyor musun? Aa, çok iyi. Belki de işte bunlardan bir tanesi burada çekilen film olabilir. Şurada ayna koymuşlar, yansıma yapmışlar. Gerçekten çok estetik bir görüntü. Bu şeyden dinleyebiliyoruz. Geliyor. Müzik mi? Aslında film değil, bu çekilme aşaması. Sanırım bu da filmi. Bu çekilme aşaması evet. Var. Onu çekmiş şey, ekranı alsana. Şu an çünkü sadece yürüme sesleri falan var. Bu bir kameraymış. Çanta gibi yapmışlar. Ne kadar şey. İçine filmi koyup kapatıyorsun herhalde. Şuraya acaba değişik flash mı çok... takılıyor hocam o zamanlar? Bilmiyorum şey miydi? Ki. Ne kadar temiz kalmış. Güzel bakmışlar. Şeye benzemiyor mu? Şimdi Sony'nin miydi? Küçük böyle el kameraları vardı ya. Biraz onu andırmıyor mu? Değişik çok ya. Ortası bak. Açılıyor böyle herhalde. Öyle mi? Aynen, içine filmi koyuyorsun. Kapatıyorsun. Ya bence öyle. Burada da bak yine film şeyleri. Ay şimdi resimler bile çok güzel ya. Evet. Şuna bak. Baksana burası da film seti. Sokağıymış. Sokak. Filmin çekildiği sokak. Ama setmiş. Ha. Film için. Özel yapmışlar yani. Ne kadar uğraşmışlar. Bak, tepede de ışıklar var. Çok iyi. Yani ışık. Belki de yandaki filmindir az önce izlediğimizin. Olabilir. Bilmem, müze için belki bağışlamış. Bu filmi biliyor musun? Bana Darya anlatmıştı önceki geldiğimizde. Aa, aydınlandı bir anda şey. Şimdi yeni bir alana açıldık. Burada da aynalar var. Aşkım bak şimdi burada ne yapmışlar biliyor musun? Şu taraflar ayna. Fotoğrafı yansımayla tamamlamış. Büyük görünmek değil. Fotoğrafı yansımayla tamamlamışlar. Fotoğrafın yok tamamı mu? Yok aslında, aynen. Anlatabildim mi? Anladım. Çok güzel değil mi? Birazdan da aşağıya ineceğiz. Burada filmler oynuyor. Aa, bitti. Bak az önce gördüğümüz fotoğraftaki şey. Bilim kurgu filmi çekmişler öyle zamanında. Olabilir. Evet. Bak bunlar da onunla alakalı görseller. Burası bir
Çekilen yer. Ay şu, şunlar insanlar sanırım. Değil mi? Evet. Arabalar şeyler. Aa baksana. Gördün mü? İzleyelim mi? Uçak geçiyor aradan. Evet. Bu da az önce gördüğümüz yine fotoğraftaki şey. Köprü var bakalım. Uzaylı, gördüğümüz uzaylı kostümün devamı yani. Hmm. O filmin devamı. İşte bak bu da o uzaylı. Evet. Filmin şeyi. 35. Artık yavaş yavaş kameralar büyümüş. Ne kadar güzel değil mi estetik olarak? Değişik şey gibi duruyor ya. Savaş silahı gibi. Konuşamadım. Evet. Ay şimdi bak bu ne? İlk Oscar. Evet. Bence de öyle. Okuyabiliyor musun? Academy of... İlk ödül işte. Oyuncu ve Sezar ödülü ayrıca diyor. Hmm. Oscar ödülü mü bilmiyorum ama değilse de ilk ödül. Şimdi bak, şimdi bu giydikleri kostüm. Bak hı-hı, arkada oyuncu. Hı-hı. O kostümde de fotoğrafı vardı. Hı-hı. Hı-hı. Ve filmler var. Hı-hı. Hangi bir filmde girmiş falan. Bir şey diyeceğim, çok güzel değil mi kostüm? Şu anda da uydum. Bak burada da şeyi var. Aynen filmden kesit. Okey, bildin mi? Bu ne değişik kıyafet böyle. Ha, bak aşkım. Bu da aynı kadının giydiği kıyafet. Bu da bununla şeyi. Bir öbürüyle bir bununla. Bu da hareketli kamera. Oradan oturuyor. Direksiyonu falan var. Aynen evet. Direksiyonu var burada. Şu diğer şeylerini bilmiyorum. Şurada. Şimdi burada da direksiyon var. 32. Şurada da bir şey var. Oturuyor. Bir tanesi, bu direksiyonlardan bir tanesi bu kamerayı hareket ettirmek için. Şuraya da oturuyor dediğin gibi. Ya çok fazla pedal var. Buraya oturunca buraya basıyor herhalde. Hmm. Öbür tarafta bilmiyorum, aşağıda da var. Üç renkli kameraymış. Çünkü alanlara girmeden önce böyle tabelalar var. Tabelalarda filmlerin ismi yazıyor ve başka bir tabelaya geçene kadar o filmle alakalı aletleri, kostümleri görüyorsunuz ya da fotoğraflar, filmler. Mesela burada bu filmle alakalı Amerikan kostümler var. Amerikan askeri ne yapıyor yani, anlatıyor. Amerikan şeyi var. Burada film oynuyor. Mesela kadın üstünde de bu kostüm var. Aşkım bu dur, ben bir şey konuşuyorum, sen bir şey konuşuyorsun. Söyle ha. Söyle. Yok o kadar. Ama bir şey anlatıyorum ya, sen de bir şey anlatıyorsun. İki sesimiz karıştı. Şimdi yeni bir film kısmına geçtik. Onun çekildiği yeri hemen koymuşlar ortaya. Kenarda fotoğraflar var. Bir metre koşusu. Onu izliyorsun. Hadi canım. Hayır, buradan izliyorsun. Oradan izliyorsun da bak, burada da ışık yanıyor. Yok canım. Ha, evet yandı. Tamam, şeye basıyorum. Bak şimdi sen bir şeye bas. Çekiç fırlatmaya bastım. Bas. Bak. O tarafta oynanıyormuş. Evet. Onun parkuru. Evet. Güzelmiş değil mi? Kadın izliyor orada. Taşınabilir televizyon. Telefonken değil, karşısına geçip konuşuyor. Görüntülü konuşma mı? Hayır. Ne? Şey, yani buna konuşuyor, bundan yansıyor karşı taraf şeye. Haa, selfie. Bilmiyorum. Bir nevi öyle işte, kadın konuşuyor ekranda aynı zamanda. Enteresan. Televizyon zaten şu an içeride aslında. Sunuyor. Biz yansımayı görüyoruz. Bir şey sunuyor gibi değil mi? Bilmiyorum, hiç anlayamadım. Yazmıyor gibi. Kemiyonu küçük evet, gelmiş. Çok küçük gerçekten. Aşağı şimdi bu alanda çekmeceleri açıyoruz. Videodayız zaten. Aç. Aha, ne geldi şansına? Nazi'ye çektik. Nazi'ye mi çektik? Hitler'in gençleri çektik ya. Harbi mi? Kapat. Ay sonra dakika gördüm. Şey, üstlerde yok aşkım, aşağıda. Aç bakayım. Şanslı çocuk. Şanslı çocuk. 1936. Bu da eski bir kamera. Bu da arkada hemen fotoğrafı var. Adamcağızın yüzünü etleyemedim ışıklardan dolayı.
Kanalı kapanıyor mu falan. Aşkım adamlar televizyon ünitesiyle beraber yapmışlar üniteyi. Çıkmıyor da herhalde bunun içinden sabit gibi. Ayım ne kadar güzelmiş sinevizyon konudan bağımsız. Sinevizyon konudan bağımsız çok güzelmiş. Bizim de böyle bir şey almamız lazım. Şeye yansıdı bizim için. Bence televizyondansa daha mantıklı sinevizyon. Bağlayacaksın, yansıtacaksın duvarda, izleyeceksin koca ekran. Ben normalde müzeleri sevmiyorum diyorum ama ben aslında müzeleri seviyorum. Böyle fotoğraf falan olan sadece gemi müzeleri işte sevmiyorum. Aa biz buradan girmedik aşkım. Biz arkadan dolanıp gelmiştik. Demek ki bazı yerleri kapamışlar. Filmin ismi yazıyordur bir yerde. Yani şu konuyu tamamlayayım unutmadan. Ben müzeleri seviyorum aslında ama ilgi alanıma göre seviyorum. Mesela bu müzeyi çok seviyorum. Ya da Tutankamon Müzesi de bence çok güzel bir müzeydi. Ve bir sürü şey öğrendiğimiz bir müzeydi. Biraz pahalıydı ama bence kesinlikle değer. Çünkü çok şey öğrendik gerçekten. Baksana aşkım. Bunlar içinde çekilmiş filmin. Ne, maketi bile ne kadar büyük değil mi aşkım? Maketi bile ne kadar büyük. Adam gezdiriyor herhalde. Niye gidemiyoruz? İleride bir şey yok. Var aşkım ileri git makineler var. Mesela ilk filmi Harry Potter. Sinemayla ilgili düşüncelerinizi yazın diye bir anket bırakmışlar. Bir tanesinin düşüncelerine bayıldım. Geldi. Gördün mü onu? Evet geldi. Bize bitti. Evet sonlandırdık. Aşkım nasıl buldun? Bence gayet güzel değil yapmışlar mi? Ya. Ben uğraşmışlar yani. Evet. Ben geldiğimde böyle değildi ama büyümüş. Farklılıklar var. Ne diyecektin aşkım? Yani Ocak'ta bu. İçeride düşünün bunları nasıl taşıyacaklar, camlar falan böyle. Cidden. Bayağı şey bir şey. Aşkım bence bunu taşımaları birkaç ay sürecek. Bence de. Zaten tam da şey vermemişler zaten. Ay değil mi? Tam ay gün vermemişler. Yıl, 2025 sadece 2025. Olacak. Aynen. Nereye taşınacağını da bilmiyorum. Belki yazıyordur bir yerlerde de ben görmedim. Ben de göremedim. Bence koyacakları şeyler de artık arttı. Şu merdivenler çok tedirgin edici değil mi? Evet. Ay. Benim gerçekten yükseklik korkum olmuştu ya. Çok tedirgin ediyor beni böyle şeyler. Hadi ya. Evet. Ben aşkım nerede benim yükseklik korkumu hissettim biliyor musun? Hı. Bir gün Fethiye'deydik. Fethiye Kalesi'nin üstündeydik. Ben de ne akıllı hizmet bilmiyorum. O kenardaki şeyleri var ya. Böyle köşeleri oluyor ya kalelerin. Ortası boş oluyor. Evet. Onun kenarında yürüyordum. Harika. Ay sonra aşkım bir anda elim ayağım bir titremeye başladı. Bir korktum. Evet. Aşkım çıkış buradan herhalde değil mi? Fark etmesin. İlk o gün fark ettim yani. Sonra yüksek bir korkum olduğunu bir kabullenişim oldu yani. Neyse bu da böyle bir anımdı. Güzel müzeydi ya. Güzeldi. Yani güzel müze. Bu benim alanım olabilir ama bilmediğim çok şey var. Tahmin edeceğiniz üzere üniversitelerde evet 4 senelik bir eğitim alsak da biz biraz daha ne denir? İşin teori kısmını öğreniyoruz ama pratik kısmı hayatta başlıyor. Ve ben mesela YouTube'un benim için bu konuda çok iyi bir araç olduğunu düşünüyorum. O yüzden de artık YouTube'a daha çok işim gibi bakıyorum. Kendimi geliştirmek istediğim çok şey var. Bence sinema alanı, bu tarz işte mesela fotoğrafçılık olsun, görsel sanatlar, bu tarz şeyler. Gerçi çoğu şey yaşadıkça gelişen bir şey de. Avantaj tarafı. Çok bilgi edinmeyeceğin çok kaynak var. Her şeye ulaşabiliyorsun. Evet. Şey yapıyorsun, neyse. Ama aşkım ne var biliyor musun? Tabii ki seçtiğin alana göre değişir. Şimdi benim alanım çok geniş. İster senarist olursun. İster yönetmen olursun, ister görüntü yönetmeni falan ama onlar yine dediğin gibi teorik kısmı. Evet. İnsan yani bir şeyi yapa yapa kendini geliştiriyor. Tabii canım yani teori de olmazsa olmaz ama pratik olmazsa teoride şey oluyor yani kafanda bildiğinle kalıyor. Kesinlikle. Ve o bilgiler de tekrar edilmedikçe unutulan şeyler. Ben de sürekli mesela ilk korku filmini falan tekrar etmiyorum bu tarz şeyleri.
O yüzden hayatın içerisinde ne kadar bunları kullanırsam o kadar öğrenirim. Neyse bunlar da böyleydi işte. Yine çenem düştü. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi konudan çok bağımsız. Bir dakika aşkım başlayayım konuya, sonra söyleyeceksen söyle. Konudan çok bağımsız. Ama ben bir şeyler öğrenmeyi ve öğrendiğim şeyleri başkalarına da paylaşmayı çok seviyorum. O yüzden bunu hemen paylaşacağım. Biz şimdi yürürken arabaya doğru ilk başta bir polis ekipleri gördük. Daha doğrusu Ahmet dikkat etmiş. Polislerin bir şey yazdığını fark etmiş. Kırmızıda geçen bisikletliler olduğunu düşündük. Neyse daha sonra yürümeye devam ettik. İlerledikleri yönlerde polis ekipleri var bir tane daha. Ve bu polis ekipleri bildirilen bisikletlileri çevirdi. Bizim yanımızda oldu bu olay. Ve ceza yazdılar adama. Şimdi bisikletle kırmızı ışıkta geçmenin cezası sizce ne kadardır? Ve nelere mal oluyordur? Hemen bunu merak ettik. Siz düşünün ben cevap verene kadar. Aşkım şimdi sendeyiz. Evet, ben şimdi söylüyorum. Kırmızı ışıkta bisikletle gezmek 60 euro. Ve evet. 1 puan ceza. Ya 1 puan şöyle, Almanya'da 10 puan hakkım var. Tamam. Böyle 4-5'lere gelince sıkıntı başlıyor yani. 10 puanda ne oluyor? 10 puanda ehliyet gidiyor. Aynen. Geçici süre mi? Tamamlı mı? Bir daha en baştan yapması lazım. Sıfırdan ehliyet aynen alıyorsunuz. 4-5-6 olunca uyarı gönderiyorlar. Kurslara falan gitmen lazım böyle, anladın mı? Telafi etmeniz gerekiyor. Yani sen nesin? Hayırdır? Kurslara. Aynen. Sürücü kursundan ders alıyorsunuz değil mi? Ders alıyorum. O şeyler için. İşte daha şeyleri var böyle işte. İdiot testleri mesela var. Onları bilmiyorum. Ya idiot testleri biraz daha şey gibi, sanki 30'luk yolda mesela 60'la gidince. Ya idiot testi artık sona gelmiş, anladın mı? Yani adam diyor ki bir problem var sende, niye bunu yapıyorsun? Salak mısın, niye anlamıyorsun? Kursları var, kursun ismini ne deniyordu? Diğer tabirle. MTU deniyordu. Yani o sürüşe elverişli misin, değil misin? İşte kafan, yani kafan yeterli mi? Yani cezası... Kibar söylüyorsun. Salak mısın işte, onu demeye çalışıyor. Salak mısın? Kuralları görmüyor musun? Hani bir kere yanlış yaptın, iki kere yanlış yaptın. Ne oluyor kardeşim? Söyle aşkım devamını. Kırmızı ışıkta 60 euro ve 1 puan. Ama şunu anlamadım. Ehliyeti olmayana 1 puan nasıl oluyor onu bilmiyorum. Ama şimdi bisiklette gidiyorsun. 1 puan yedin. Ehliyetin varsa ehliyetine yazılıyor yani. Trafik cezası gibi. Ama ehliyetin yoksa ne oluyor onu bilmiyorum. Onu araştırmak lazım. Bunu da öğrenirsek başka bir videoda paylaşırız. Eğer kazaya sebebiyet verirse 100 euro 1 puan. Şey yaparsa, eğer 1 saniyeden fazlaysa 100 euro. Ha bir de kırmızı ışıkta. Birine zarar verdiysen 180 euro ve 1 puan. Ya bir de burada şey var. Kırmızı ışıkta geçen herkes aynı cezayı yemiyor. Çünkü şöyle, sarıdan kırmızıya dönerken kırmızı yandı, siz geçtiniz. Cezanız daha az oluyor. Ama kırmızı yandı, biraz geçti, siz geçtiniz. Daha fazla ceza yiyorsunuz. 1 saniye, 2 saniye aynen olaylarda çok daha şey yani. Evet, bunlar burada önemli. Teşekkürler.